Selamlar. Hype yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son Tomcraft'a uğraşıyorduk. Tomcraft'ı biraz bırakalım. Hatta büyü modlarını. Bir önceki bölümde de belirttiğim gibi bugün biraz Applied Energetics'e geçelim. Yalnız ilk önce buradaki torçları kaldırdım. Hepsini Glowstone koydum bu donmaları engelleyebilmek için. Artı arka tarafta bu tarlanın suyunu tamamen kapattım. Ve frame'ler düzeldi. Artık ışıklardan mıydı? Buradaki bu animasyondan mıydı onu bilemiyorum. Ha bu arada hepsine şey yaptım. Ee, obsidian seviyesine getirdim drawerların. Ve şu anda artık 224 stack e, malzeme toplayabiliyorum burada. Şey başına. Artı burayı storage basla altından. Normal sisteme bağladım. Artık buraya kadar gelip esanslar almama gerek yok. Hepsini buradan crafting terminalden ayarlayabiliyorum. Şimdi ne dedik? Applied Energy Techs. Ben bölüm arasında bütün parçaları topladım. Şimdi Applied Energy girdiğiniz zaman ilk önce sizden Digital Storage Essentials diyor. Onun içinde de Certus Quartz Kristal istiyor. Certus Quartz Kristal'i Certus Quartz'ın seed'inden elde ediyoruz. Henüz ilk defa yapmak isteyenler için bir adet Obsidian ve bir adet Zümrüt. Ee, Emerald var mı? Var. Normal böyle bu şekilde bir adet Zümrüt ve bir adet Obsidiane. Alkami Kemistri setin içine koyuyorsunuz. Kola dorbunuzla birlikte. Eğer yeterli puanınız varsa görüyorsunuz. Böyle 4 tane alıp buradan onu tohumunu elde edebilirsiniz. Şimdi bunların zaten bende var. Ondan sonra ikinci görev diyor ki ne? Bunu Charged Search Squares yapın. Charged Search Squares yapmakta normal Search Squares'ı alıp buraya koyuyorsunuz. Devam edelim. Şu anda Pure Search Squares olduk püre içinde bekletirseniz o da çarşıda dönecek şu anda çarşıda oldu kenara aldı Evet çarşıt sertus quartz kristal onu da şuraya koyalım devam ediyoruz ee, Ondan sonra burada diyor ki ne nedir quartz nedir quartz burada gösteriyor mu nedir quartz şurada Yok şimdi burada göstermiyor. Bu da elmasla oksijenden oluyor diye biliyorum. Eğer hafıza beni yanıltmıyorsa. Bazı reseptleri göstermiyor. O yüzden gidip gidip bakıyoruz. Bu da nedir korsa dönüşü. İşte bundan da tohumunu elde edip şey yapabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Eee... başka görev bizden ne istiyor? Daha sonra diyor ki ne? Mi controller yap. Belki de en zor parça bu Mi controller. O da skystone'dan oluyor. Normalde dünyalarda meteor düşmüş oluyor. O meteorlardan skystone alabiliyorsunuz. Yalnız bu dünyada öyle bir şey yok. Yani bu pakette. O yüzden o elmastan elde ediliyor. Elmas nereden çıktı? Diamond. Şu şekilde 1 2 3 4. Elmas bloğunu buraya koyuyorsunuz. Ve bu Sky skystone'a dönüşüyor. Ben bu arada bütün parçaları hazırladım, bunun içine doldurdum. Bize lazım olabilecek. Yani şu anda size craftlarını gösteriyorum. Şu şu anda Sky Stone oldu. Sky Stone'u da hemen ısıtıyorsunuz. Smelting Factory. Skystone blok haline geliyor. MI Controller. Bunun için de pure flux kristallere falan ihtiyacınız var. Onlar zamanı geldiğinde size göstereceğim. De gösteremedim şu anda. flux. Ee, Dört adet flux kristali alalım. Şöyle koyalım. Bu hemen bir flux kristale dönüşsün. Ee. bu arada şunları göstereyim. Normal şu engineering prosesör veya geri kalanları yapmak için preslere ihtiyacınız var. Yalnız bu paket pres yok. Dediğim gibi yukarıdan aşağı düşen meteorların içinde buluyorsunuz o presleri. Burada onu şu şekilde hallediyorsunuz. Basic. Şuraya gel. Şu arkadaşı alalım. Bir de altın alalım. Ee, gold. Şöyle bir adet altın. Böyle miydi? Allah Allah. Al. Ee, dün bayağı yaptım. Ee, Proses. Pres diyelim. Heh, şurada. Hmm, göstermiyor. Ama normalde bununla altını yan yana koyduğunuz zaman Yine bakın bak oluştu. Bu şekilde printed logic circuit'ler yapabiliyorsunuz. Ve bunları şu anda hıh oluştu. Bunu alıp buraya koyduğunuz zaman bu da size prosesörü oluşturuyor. Hemen onu da yapalım ha. Bu şekilde de logic prosesörleri halledebiliyorsunuz veya öteki prosesörleri hangilerini istiyorsa. Şimdi bunu da halletmiştik. Mi kontrollere geri dönelim. Bir adet de mi kontrolör yaptık. Buradan da devam ediyoruz. Daha sonra da işte mi storage. Bunların artık craftları hep bakarak da yapabilirsiniz. Bunlar bu diskleri koyup da dijital depolamayı yaptığımız şey. Şimdi biz gelelim Applied Energetics'e. Bu Mi Controller dediğim şey bu arkadaş. Bu ne işe yarıyor? Bu Applied Energy etkisiyle yapmak istediğiniz her şey bundan geçiyor. Bu makineleri ve hatları kontrol eden bir parça. Bunun her bir yüzü 32 tane bağlantıyı kontrol edebiliyor. Şimdi makine demiyorum. Makineye bunu bağlayabilirsiniz. Yalnız bu makinenin girişine de bağlanabiliyor. Çıkışına da bağlanabiliyor. İşte su taşımaya, redstone taşımaya, redstone sinyali taşımaya her bir şeye yarıyor. Bunun için 32 tane her bir yüzünden bağlantı alabiliyorsunuz. Şimdi bunun üzerinden bağlantı alabilmek için kablolara ihtiyacınız var. Kabloları da şöyle göstereyim. Bir kablo bu. Mi Smart Cable. Bunlar 8 bağlantı taşıyabiliyor. Şu aşağıda Mi Glass Cable var. Bu da 8 bağlantı taşıyabiliyor tek bir yüzeyden. Yalnız bununla bunun arasındaki fark buna baktığınız zaman kaç bağlantı olduğunu göremiyorsunuz bunun üzerinde. O yüzden kafa karışıklığı yaratabiliyor. Yalnız bunun üzerine baktığınız zaman 8 kanalın 7'sini kullanıyorum diyor. 7 of 8 channels. Bir de bunun bir üstü var. Dense cable. O da 32 hatta e, hatta size taşıyabiliyor. Tek bir kontrolür üzerinden. Şimdi yavaştan üzerime ben parçaları alayım. Ee, şunu alalım, İlk şunları alabilirim, bir de normal düz flüks kablo alalım ee, varsa, heh, 59 tane de ondan varmış. Şimdi bir adet e, Mi Controller'ı bağlayabilmek için sizin şeylere ihtiyacınız var. Ee, elektriğe bunu bağlayabilmeniz lazım. O yüzden bunu şuraya yakına bir yere getireyim. Şöyle üst kata koymak istiyorum bunu. Hatta bir tur öne. Heh, şurada. Şöyle üç tane yan yana bağladım. Bir tane de şuraya yere bağlamak istiyorum. Tamam. Şimdi ben buna elektriği bağladığım zaman yani şu anda kablo unuttum üzerine almayı. Bu yanıp sönmeye başlayacak. Yani göreve hazırım diyecek. Şuradan hemen eee neydi? Cable. Universal. Hop. Aa, yanlış kablo tutmuş benim de. Şu anda yanıp sönmeye başladı. İyi güzel de şimdi ben bunun üzerinden Fazledim, şuradan 8 hat aldım. E buradan da başka bir yere 8 hat almak istiyorum. Bakın üst üste bağlanıyorlar. İşte buradan almaya başladım. Şuradan istedim. Buradan alttan bir hat almak istedim. Şuradan bir hat almak istedim. Böyle karmaşıklık oluyor. Orada biraz hmm, teknik olacak ama P2P channel'lar kullanıyoruz. P2P demek peer-to-peer. -peer. Yani tam Türkçe'ye çevirirsek limandan limana hat. Onları aldım üzerime. Onları da almadım. Arkadaşlar olması ben şu sandığı komple bir aşağı alayım. Git gel yapmayalım komple. Hemen geliyorum. Evet tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bütün malzemeleri aşağı aldım. Onun için bu şu anda elimde tuttuğum P2P Tunnel ME. Onu da gösterelim. P2P yani peer to peer. P2P tü, Tunnel itemlar var. Light var yani ışıklandırma. Fluid sıvılar. Mi'nin kendisi var. RF ve redstone. Şimdi bize lazım olan burada aslında en kullanışlısı ve en çok kullanılan da bu P2P Tunnel Mi. Bunun için ya flux kristal olabilir, pure kristal olabilir. İçine bir tane engineering prosesör koyuyorsunuz. Bunun da yapımı şeyden, e, elmasdan oluyor. Aynı elması basic circuit'in yanına koyuyorsunuz. Yani bakın burada inscriber diyor ama yani bize şu pressler yok. Meteor olmadığı için. Az önce altınla yaptığım prosesin aynısını bununla da yapıyorsunuz. Ondan elde ediyorsunuz. Bu P2P ne işe yarıyor? Bunu gelip, bu Mi şeyinin önüne koyuyorsunuz. Şöyle, istediğiniz her yüzeyini kaplayabilirsiniz. Şu anda elimde bu kadar varmış. Bunların hepsini burada kullanmayacağım. Şimdi ne dedim biliyor musun? Senin dedim, bu yüzün bu P2P limana bağlandı. Ben bu limandan buraya bir hat alıp, bunu da uzatıp bu P2P Channel'ı aslında nasıl anlatabilirim ki? Yaparaktan anlatayım ben size. Şöyle bir tanesini kırayım. Farz edelim şunu aldık. Bir kablo alalım üzerimize. Buradan bunu aldım. Ve buna bağladım. Farz edelim. Ee, sana da bir elektrik gelmesi lazım. Onu da buraya kaldırdım. Ha, şu yaptığım ara ilmanı yapmanıza gerek yok. Onu bir söyleyeyim de. Onu ben kendime biraz basit olsun diye şey yapıyorum. Hatta biraz işi komplike yapalım ki belki daha rahat anlatabilirim. Şu anda iki tane hattı buraya bağladım ve buradan çıktı alıyorum. Ve dedim ki de artık ben burada şuradan bir hat ayıracağım ve burada 32 tane bağlantıyı buradan istiyorum. Bir tane de P2P tünelini buraya koyuyorum. Şimdi bu herhangi bir işe yaramıyor. Buradan gelip memory kart almanız lazım. Memory kartın yapımını da göstereyim. Onun için bir calculation prosesi lazım. Bunun için de pure flux kristal lazım. Onu daha önce gösterdim zaten. Certus quartz koyunca ilk önce pure flux quartz oluyor. Ondan sonra çarşıda dönüyor. Bu da basit yapım basit. Şöyle geldik. Şimdi bu memory kartın üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Blank yani boş diyor. Farz edelim şu hattı buraya vermek istiyorum. Buraya gelip buraya klik yapıyorsunuz. Şu anda save yaptım burayı online device de, de normal bunun üzerine şey bunu kopyalamış olması lazım. Buraya bunu bağladım. Ve şu anda bu arkadaş normalde bunun üzerinde yazması lazım. Yazmıyor. Bu hattı buna bağladım. Yani burada çıkan bir 32'lik yüzü buraya bağladım. E zaten bunu tek bir kabloyla da buraya getirebilirdim diyebilirsiniz. Yalnız farz edelim şuraya. Bir saniye. Şuradan kırayım. Şimdi bir, bir kartı sadece bir hatta kullanabiliyorsunuz. Ya da böyle yere Shift-Click yapıp bunu Settings-Clear dedim. Şu anda boş, boş oldu bu. Diyorum ki de bu yanındaki hattı da şurayı da Shift-Sakirlikle yine buraya geliyorsunuz. Normalde bunun burada renkleri değişmesi lazım. Bunun üzerine de bir kod gelmesi lazım. O biraz saçma olmuş. O hattı da kırdığım P2P tünel nerede? Al, al, al. Az önce kırdığım yok oldu. Hadi hayırlısı. Onu da alıyorum buraya. Shift sağ klikle buna bas. Ne şey yapıyorsunuz. Bu da şimdi bu yanındakine bağlandı. Ne yapmış oldum? Tek bir hatta buradan 32, 32, 64 tane buraya taşıyabildim. Ve tek bir hat üzerinden 4 taneyi hatta 8 taneyi buraya bağlayabilirim. Yalnız bu kendisi bir bağlantı olduğu için 3, 4, 5, 6, 7, 8'den fazla bağlantı yapamıyorum. Çünkü bu 8 hat taşıyabiliyor. Bakın 2 tanesi doldu diyor. Daha buraya 6 tane daha bağlayabilirim. Ha 7 tane daha bağlayabilirim. Ya özür dilerim 5 tane daha bağlayabilirim. 2 burada. 5 tane daha bağlayıp tek bir küpten tüm bir çıktılarımı alabilirim. Ve buradan 32 hat alabilirim. Buradan da 32 hat alabilirim. Umarım bu kadarını anlatabilmişimdir. Yani bayağı karmaşık yaparaktan öğrenmeniz lazım. Şimdi şunları kırayım. Hatları daha sonra tekrardan şey yapacağım. Ee, P2P'leri de kırayım. En azından settingleri gitsin. Şimdi. Kafanız karışmaması için. Basit bir şekilde başlayayım ben. Farz edelim bir tane hat aldınız ve buradan bir P2P hat alalım. P2P tünel. Bu bunu aldım. Buraya bağlamak istiyorum. Şu anda buna bağladım. Bir yandı söndü kendine geldi. Ve aslında buraya dense cable'ları koyacağım ileriki zamanda. O yüzden ama şimdilik geçici olarak böyle kullanayım ve şuraya bir p2 hat daha kullanayım. Şunu boşaltalım. Settings klidi. Shift takip yapıp yere bastığınız zaman settingleri clear yapıyor. Burada sağ klik yapıyorsunuz. Invalid machine mi dedi? Artık özür dilerim. Shift sağ klik diyor. Bakın successfully saved settings. Yani bu P2P hattını gelip sadece sağ klikle successfully loaded settings buna bağladım. Ve artık bundan 32 hat alabilirim. Yalnız 32 hat alabilmek için tabii ki ne şey o dense cable'ları yapmam lazım. Olmazsa onu da birlikte yaparız. Şimdi buraya böyle getirelim ve diyelim ki ben buraya şeylerimi koymak istiyorum. Storage sellerimi. Buraya 4 tane yaptım. Yani depolama sistemim burada olsun. 1 2 3 4. Hı, buraya bir ışıklandırma gerekecek. Olmazsa sebebi şuradan bir torç alayım. Orada bir şey doğmasını istemem. Tamam. Daha sonra diyelim ki ne? Şimdi mesela yukarıda şey vardı. Ee, eşyalarımı gördüğüm bir sistem. Burada aynı şekilde fluidleri yani sıvıları gördüğüm bir sistem olabilir. Ve gazları gördüğüm bir sistemde olabilir. Onları da buraya bağlayayım. Yani sistemin içinde şu anda herhangi bir sıvı olsa onları buradan görebilirim. Veya sistemin içinde herhangi bir gaz olsa onları da buraya onları da burada görebilirim. Daha sonra buraya storage seller yapıyorsunuz. Bunlar sizin ne kadar malzeme depolayabileceğinizi gösteriyor. Farz edelim buraya normal itemları koyduk. Ee, bu sıvılar için falan da yapmıştım da onların storage komponentlerini yapmamışım. Şöyle şunu buraya doldurayım. Hatta size daha detaylı gösterebilmek için bir şey yapayım. şu anda bakın hatta bakıyorum. 6 tane kanalı, 8'in 6'sını kullandım ama burada 32 hat kullanabiliyorum. O yüzden bu kablo değil, bunun bir üst seviye kablosunu kullanmam lazım. Şunu bir tur yukarı çıkartalım, torç'u da şuraya koyalım. Ee, hemen kısa bir ara, hatta yoksa arada, arada yapmayalım. Bir tane de terminali birlikte görelim. Şu, Mi Crafting Terminal. Mi Crafting Terminal. Şimdi Mi Terminal yapmak için bir tane Calculation prosesör lazım. Bir tane crafting table, bir tane de mi terminal. Bu da buradan geliyor. Bunun bütün parçaları vardı zaten elimde. Mi crafting terminal. Yani bunun aynısından. Bunu da şuraya üst kata bağlayalım. Tamam. Şimdi normalde buraya baktığım zaman eşyalarımı görmem lazım. Ama göremiyorum. Neden? Çünkü bu hat yukarıdaki hatla bağlantılı değil. O yüzden yukarıdaki hattı şuradan Nereye gitti onlar? Buraya mı koydum? Heh. Şuradan bir hat alacağım. Heh, geldi. Biraz karmaşık ama buraları tabii düzelteceğim ben. Sadece size göstermek için böyle yapıyorum. Hop yanlış yere gitti. Böyle ha. Şimdi bu kübe bağladım. Ha, o yanlış oldu. bağlantım fazla oldu. Hat çöktü. Ne diye kabul etmedin sen? Hadi. Tamam. Tek bundan. Bir saniye. Ee, kutura bakmayın. Ya. Şimdi hem yukarıda mi kontroller hem aşağıda mi kontroller sistem kafası karıştı. O yüzden yukarıdaki mi kontroller kaldırdım. Şimdi yaptığım şey ne oldu? Burada bir tane P2P tunnel. Burada bir ikinci P2P tunnel. Bunu bağladım tek bir kübe. Bu küpten çıkış aldım. Yani bu iki tane 32'yi tek bir hattan dışarı çıkartabildim. Birini Dedim ki sen yukarı git. Ötekine de sen buraya gel. Yani bunun içinde 32 hat var. Buraya yolladım. Bir 32 hattı da yukarı yolladım. Yukarıdaki ana sistemimiz. Hemen çıkalım. Göstereyim. Tüm malzemelerimiz mesela burada. Bunun yanında da storage'larımız var. Yani hafıza kartları diyelim. Aşağı iniyorum. Burada da diyelim işte gaz, likitler ve malzemeler. Aşağıdakini de yukarıdakini de artık sistemin içine entegre ettiğim için kullanabiliyorum. Artık bunları hemen aktif ettiğim anda yukarıdakiler bir iki tanesi kırmızıydı. Tekrar şeye döndü. Çünkü burayla artık eşit miktarda kullanmaya başladı. Dedi ki ne? Ha, tamam benim hafıza yerim var. Çünkü burayı da yukarısı gibi kullanabilirim. Yani artık buradan da malzeme alabilirim. Burada koyduğum malzemeyi yukarıdan da alabilirim. Yani tüm hattımın içinde var. Yapmış olduğumuz ne oldu? Normal buradan 32 çıkış alabiliyordum tek bir yüzeyinden. Ama ben şu anda 64 çıkış alabiliyorum. Neden? Çünkü bunu bunu birleştirdim. Tek bir hat üzerinden bu kübün içine yolladım. Yine bu kübün içine daha fazla hatta yollayabilirim. Ve şu hatta ilerlettiğim süre boyunca bundan bu kadar ne kadar hat girdiyse buna o kadar çıkış alabilirim. Şimdi işin bir güzelliği farz edelim 4 hatta ben buraya yolladım. Yani 4 P2P tüneli. Yani 64-128 hattı. Bir ikinci hatta yapıp onu da buraya üstünden bağlayabilirim. Yine bu hat boyunca o hatların hepsinin çıktısını alabilirim. Şimdi bir tanesini enerjiye verirsek. Bize kalan 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13. 13 kere 64 hat şu üçlü küpten dışarı çıkartabilirim. Ve hepsini buraya bağlayabilirim istersem. Ve onu da tek bir hat boyunca ilerletip tüm makinelerimi oraya bağlayabilirim. Ve ileride yapmak istediğim şey de o. Şimdi malzemeleri saklayabiliyoruz. Başka ne anlatabilirim size? Şimdi gazları da içinde saklayabiliriz dedim. Likitleri de içinde saklayabiliriz dedim. İleride lazım oldukça size onları tek tek göstereceğim. Şimdi iyi güzel de başka ne işe yarıyor? Bu sadece malzeme depolamaya yarıyor. Hayır. Bu aynı zamanda otomatik şekilde bize kraftları yapmayı da şey yapabiliyor. Şimdi yukarıda benim bir tane terminalim var. Orada resepleri makineye öğretebilirim. Burada. Şimdi blank pattern diyelim. Hiç yapmadım ki ne şu ana kadar ha şu. Ee, şöyle altı tane yapalım. Farz diyelim ki ne buna iron. Iron ore yapmayı gösterelim. Normal burada şey seçebiliyorsunuz. Makinede veya craft masasında. Bu craft masasında olan bir şey esanslardan bir tane iron ore veriyor. Yani 90 esanstan bir tane iron ore. Bunu alıyorsunuz ve şu anda makineye bunu öğrettiniz. Ama bunu bir yere koymanız lazım. Yani bunu gidip de buraya koyamıyorsunuz. Çünkü kabul etmiyor. Yani makine diyor ki ne? Ben bunu öğrendim ama bunu yapabileceğim bir alan da bana vermen lazım. Ha, yani öğrenmedi de yani yapımı şu diskin içinde. Yani bu paternin içinde. Şimdi bunları yapabilmek için şu interface'ler var. Bu interface'e diyorsun ki ne? Şöyle yere koyunca. Bunun içine bu paternleri koyabiliyorsunuz. Şu anda bu makine bunu biliyor. Ama bunu yapması için bir de assembler ihtiyacı var. Yani düşün bir kraft masasını. Şu anda buna atandı. Bunun içinde bunun içinde de tek bir slot var aslında. Eğer isterseniz sadece tek bu slota koyuyorsunuz. Bu sadece bu işlemi görebiliyor. Başka hiçbir şey yaramıyor. Şunu alalım. Tekrardan assembler'ın içine koyalım. Assembler'ın içine koyduk. Şimdi bir hat daha yapalım. Bu da assembler'larımıza gitsin. Yine aynı mavi hattı kullanacağım. Mavi kablo nerede? ha? Ee, onun için de şuradan bir hat çıkartacağım. Ya da kafa karışıklı olmasın şuradan çıkartalım. Şimdi gel bakalım memori kartım. Shift sağ seni bir silelim. Shift sağ save. Sadece sağ onu buna bağladım. Buradan da şöyle hat çıktığımızı alalım. Ee, bu kablolar yetecek mi? Tam ucucuna yetecek. Şu anda bunu bağladım buraya. Bu Iron yapabilir bize. Öyleyse hemen yukarı çıkmama gerek yok. O da buna entegre oldu zaten bu hatta. Iron ore. Bakın craft diyor. Diyorum ki bana bir tane iron ore. Hatta ilk önce şeye bir bakayım. Şu anda sistem içinde yok. Sadece craft diyorsunuz. Bir tane yap. Next. Start. E yapmıyor. Ben öğrettim ama ona. Diyor ki ne? Bunu yapacak diyor bilgisayar yok. Yani siz buna bir craft verdiğiniz zaman bu craftı yapabilmesi için ona bir hafıza vermeniz lazım. Yani o malzemeleri sistemden alacak, kenara koyacak, orada craftlayıp tekrardan sisteme geri getirecek. Ve bunun için de 35 byte'lık çok küçük bir bilgisayar, bir işlemci ihtiyacı var. Yani malzemeleri kenarda bırakabileceği bir şey. Ee, şimdi o kalmadı. Öyleyse kırmızı hattı kullanalım biraz daha. Yani şu anda mavi hattan da devam edebilirdim de. Maalesef şey yok. Ee, bağlanmam oraya. Olmadı. Bir saniye. Dedim ki bu kadar karmaşık yapmayacağım ama sırf size göstermek için şey yapıyorum şu anda. Ee, P2P. Nerede? Son iki tane kalmış zaten. Bir de yukarıdan hat alalım. Bunu da diyelim ki ne? Bu da kırmızı attığımız, Maviyle birleşmemesi için. Nereye gittin bağlandın sen? Umarım Dur, Aslında çok basit ama işte benim Dilim o kadar dönmüyor. Ee, hı, olmadı ama. Seni buradan alsam anchor'lara ihtiyacım var. Bir saniye hemen bir anchor yapayım. A varmış bir tane. Ee, bu anchor'larda kablonun bir başka kabloya değmemesi için. yani Şuraya bir cable anchor koyayım. Buraya koyacağım herhangi bir kablo buna değmeyecek. Heh, tamam. Şimdi oldu ama bir tane daha lazım bana. Bu cable da nasıl yapıyorduk? Ha bıçağı vardı. Bir tane daha anchor yap. Ee? Bir saniye, Herhangi bir şeyden oluyor. ne derler? Ingot'tan oluyor. Ben şu anda demiri kullandım. Şimdi bir ankorda şuraya koyacağım. Bir ankorda buraya koyacağım kırmızı hattı şu arkadaşa bağlayacağım. Tamam. Hmm. Şunu bir tur geri alabilirim. P2P tünelini buraya koyalım. Şimdi tekrardan bir memory kart alalım. Normalde tek bir memory kartla bu işleri yapmazsınız da. Her birininkini ayrı ayrı yerlere koyarsınız. Ama ben şimdi böyle yapıyorum. Şimdi bunu da buna bağladım. Üstten de 64'ü buna bağlayıp buradan buraya alalım. Aslında direkt buraya da çekebilirim. Ama ona daha sonra başka hatlarda ekleyebilirim. Şimdi bunun için ee, Crafting Core Processor 16 Bir bundan bir de bundan e, Şöyle yapsam Tek bir hat alsam bunu buraya bağladık. Bunu da yanına bağladık. Device offline neden? Co-processing unit. Heh, şu anda online oldu. Makine biraz kendine geldi. Şimdi makine ne dedim biliyor musunuz? Bu 16K'lık storage device yapacağın craftlar için ayrıyeten bir 16K'lık depolama alanı. Bu da bunu da az sonra anlatacağım. Şimdi depo alanı da var. Şimdi diyeceğim ki ne? Bana bir tane or yap. Ee, iron Craft bir tane next. Bakın 35 şu anda bir tane prosesörüm var diyor orada çünkü koydum start dedim bir tane bana yaptı. Şimdi iron ore diyelim şurada orta tık bastığınız zaman yani mouse'unuzun orta butonuna buraya gelebiliyorsunuz diyelim ki de 100 tane yap diyelim next. O kadar yokmuş 128 tane eksikmiş hmm. cancel. 100 değil 50 tane yap öyleyse next. Şu anda bakın 575 byte lazım diyor. 574. Ve orada 16k byte var. O yüzden onu yapabiliyorum. Ee, iron or. Şimdi 25 tane yapalım biz. Bakın. Buraya gelip eğer bakarsanız hemen yaptın mı? Çok çabuk yaptı. Yap demedim mi? Next. Start. Ah, bakın. Yapıyor görüyor musunuz? Ama uzun sürüyor. Devam etsin. Bitti. Ve şu anda gelirsek eğer 26 tane olduğunu görürüz. 26 oldu gördüğünüz gibi. Yalnız bir tane MEU interface'in etrafına 4 tane bu assembler'dan koyabiliyorsunuz bir tane de yani şurayı gömüp şurayı açıp bir tane de altına koyabilirim. Şu anda 3 tane yan yana oldu. Şimdi bu assembler yanındaki makineye bakıyor. Ona göre veriyor. Ama ve lakin kurduğunuz CPU'nu yani şu 16K storage'in yanına Core Processing Unit koyarsanız bu sefer buna diyorsunuz ki ne? Ya da buna şunu şu görevde de veriyorsunuz. Etrafında ne kadar boşta şey varsa onları da kullanabilirsin. Bu direktman etrafındakileri de kullanacak. Şimdi tekrardan Iron Ore'a gelelim. Orta click 25 30 tane yaptığım. <laughs> Start deyip baktığım zaman bakın üçünde de yapmaya başladı. Yani işlemimiz daha çabuk bitti. Sadece şu co-processing unit'i kullandığımız için. Bunun da görevi bu. Yani assembler'lara diyor ki yanınızda başka boşta olan varsa onu da kullanın. O da o işe yarıyor. Şimdi ha, Autocraft. Ee, Ha bunun içine koyduk değil mi? Yani sürekli burun gelip boşta olan bir şey mi bulmamız lazım? Bunları yerin altına gömebiliriz yani kimsenin görmeyeceği yerlere yapabiliriz. Duvarların arkasına koyabiliriz. Farz edelim Tekrardan geldiniz bu sefer de dilediniz yine Bana gold yapmasını Bana gold yap. Şu anda altın küresi yapmayı öğrettik. Gidip makineye inanamayacağız. Hayır. EMI interface terminal var. Bunun içinde tüm bu moleküler assembler'larınız ve ileride bağlayacağınız makineleriniz gözüküyor. Buna diyorsunuz ki ne? Ya burada zaten demir yapılıyordu. Bunun yanında bir de altın yapılanını yap yaptım. Şu anda arkadaşımız ya yani buraya gelip buradan da görebiliriz. Hem altın hem demir yapmayı öğrendi. Şimdi bunun gibi bütün hat boyunca bu bunları koysak. Bunların her birine ulaşım olamayacak. Çünkü bir tanesi öteki makinenin arkasında olacak. Birini kırıp ötekine ulaşmam gerekecek. Onu yapmamak için de o işte Emi Interface Terminal onu kullanıyoruz. Yaptığımız paternleri onun içine koyuyoruz. Bunun içine. Yani ileride bir gün şu makineyi Emi Interface'lerle hatta entegre ettiğim zaman şurada gelen hattı bunun arkasından dolaştıracağım bütün e, fabrika veya işte üretim tesisi olaraktan. O zaman diyecek ki en Advanced Enriched Factory'ye bağlı bir tane EMI interface var. O benim burada EMI interface terminalimde gözükecek. Ve ben diyeceğim ki o makinede şu işlemi benim için yap. Ben gidip o makineye onu koymama gerek yok. Buradan emi interface terminalinden seçip o makine edeceğim. Onu yaptır. O da o işe yarıyor. Başka. Kitaptan devam edelim olmazsa. Ee, buraya kadar geldik. Digital Blood bu haçta işte gaz terminallerini yaptırdı. Bana fluid terminallerini yaptırdı. Fluid terminal, gaz terminal onları falan hallettik. Hatta gelmiş ne veriyormuş bu hediye? Fluid Improvers. Ha tamam. Sistemin içine likit girişini sağlayan bir arkadaş bu. Buradan devam edelim. Burada MU Fluid Import Bus. Ha tamam. Bu da tekrardan içeri giriş sağlıyor. Bu ne biliyor? 4K Flow. Ha, ha, bunu da şöyle koyayım. Onu da göstermek için yapayım size. Şimdi burayı itemler olarak düşünsek. Buraya da fluidleri koyalım. Yani likitleri. Şu anda Fluid girişimiz var. Hmm, bu hatta bir yere e, Fluid import bas. Bunu import. buraya bağlasam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu da 8. olur. Tamam. E, bunu nasıl gösterebilirim? Yukarıdan bir tank getireyim. Kam tankını alalım. Bunun içine su da olur. Şu anda kan koyacağım. Ya da herhangi bir likit olabilir. Ada, her ne olursa. Şimdi sen buradan alıyor musun? sana select etmem lazım değil mi? Ee, bunu buradan çekip bazı paketlerde oluyor. Yok. Öyleyse bir paket alalım. Ha çekti aldı. Normalde göstermen lazım şu. Eğer terminal bakın. Şu anda 93 100 kova, 100 bakıt, 104 bakıt life essence bunun içine girdi. Şurada bizi bekliyor. Bunu gibi bunun içine su koyabilirsiniz, değişik şeyler koyabilirsiniz. Şu import bastan gelir. Bir de bunun export bası var. Ya bunlar ne işe yarayacak? şu arkada likit hazırlarken bir makineler kullanmıştık. Onlara borular attığında yani şu kadar kil görüntüyü yok etmek için onu kullanabiliriz. Bunların çoğu gaz kullandı da mesela şu gazı artık dijital depolamaya atarız. Lazım olduğunda herhalde bu şeydi şeyde hidrojen. Hidrojen gazını ve oksijen gazını ve suyu başka bir yerden pompalayıp burada bu kirli görüntüyü yok ederiz. Deriz ki yine buna pompala şu hattan şuradan Hidrojen al buradan oksijen al. Buna buradan oksijeni yolla. Yani tüm şu kablolardan kurtulmuş oluruz. Bu da bu işe yarıyor. Import bas, export bas. Senin. Hop. Shift e, konfigüratör üstümde mi? Tamam. Tamam. Başka ne kaldı? Heh, bir de wireless. Tabu bu kadar karmaşık olmayacak. Ben buraları düzeltip tabii ki de size gösteririm yayında. Neyi nasıl yaptığımı, neyi nereye yolladığımı. Yemek yemem lazım. ha <laughs> bu var. ME Annihilation Plane. Bu ne işe yarıyor? Bu bir nevi bunun önüne gelen her bloğu kırıp mis sistemin içine atıyor. Bir çeşit importu. E, import görevi görüyor. Bu da aslında görevlerden bir tanesi. Ha burada ondan sonra diyor ki ne terminali yap. Onları zaten yaptık. Bu export bas, import baslar, bu itemlar için bu. Bunu ne veriyor? 1K hiçbir işe yaramaz. Bunu yapmanız <laughs> istiyor. Bu ne işe yarıyor? Farz edelim burada bir tane kabuston jeneratörüm olsa ve ben bunu hatta bağlamış olsam. Bunu kabuston üzerine yerleştirdiğiniz zaman bu kırıp 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 sürekli öndeki bloğu kırdıkça onu sisteme yolluyor. Annihilation Plane. Yani bu aslında bir nevi hmm, bir saniye. Şunu boşaltıp belki burada hemen bir gösterebilirim. Tamam. Bir kovata lazım. Bana bakıta. Hemen aşağıdan lava şeyi getireyim. Suyu. Onu da göstereyim en azından bunu kullanmayacağım çünkü bu kadar kabustona zaten ihtiyacım yok. Yani bir iki saat dikkat etmezseniz bütün sisteminizi doldurur. Şurada. Buradan da bunu alalım. Annihilation plane. Çoktan kullanmamıştım. Annihilation plane'leri. şimdi bana şu hatta boş yer var. Hmm. tamam. Ee... Şunu da hata alabilirim buradan. Gel bakalım. Deliriyorsun ama şimdi annihilation plane'imizi şunun üstüne yerleştirelim. hı, hmm. <laughs> Kırdı. Tüh. Neden öyle oldu? bir tur ileri gitti. Hmm, bir daha alıp geleyim. Normalde şu anda orada oluşan şeyi aldı. Taşı kırdı. Ee, lav, lav, lav. Ha, yukarı koymuştum değil mi? Hemen bir koşu gidip alıyorum. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Bilmiyorum anlatabildim mi gerçekten. Yani komplike bir şey yani. Belki ben bildiğim için bana çok basit geliyordur ama. Deneme yanılmayla mutlaka sizlerde şey yaparsınız. Ee, lav burada şunu alayım. Hatta şunu kırıp Yanımda götüreyim. Umarım uzunca bir zaman TomCraft'a geri dönmeyiz. Yalnız ee, Essentia Storage'ler falan var. Umut ederim yani bizi onu dijital TomCraft'a sokmaz. Aslında bir yerden daha mantıklı ama yapması, ulaşması gerçekten zor. Ee... Şimdi bu direkt Ops mi dönüşecek? Evet. Hmm. Buradan aşağı indirecektik. Büyü geri alalım. Ne? Şuradan bir Red Rock alalım. Hadi. <laughs> Su. Love. Bakın. Daha kabuston oluşmadan buraya kırıyor. 306, 307, 308, 309. Orada oluştuğu sürece size burada işte kabuston otomatik kabuston jeneratörü. madem kurduk biraz devam etsin bu. Bu da bu işe yarıyor. Şunlar gidebilir. Kitap başka bizden ne istiyor? Herhalde ondan sonra da işte yap yapıyor, mi interface terminal falan. Onları yaptım. Bunları kur kur demek istiyor işte, otomatik şekilde. Bu da 1000-2000 tane olsun dur. yoksa bütün o doldurur. Son olarak da wireless claim reward. Bakın burada wireless Fluid terminal, wireless gaz terminal, bir de wireless esansiyel terminal. Bunların hepsini bana hediye verdi. Bunları elde etmek için de, şunun hepsini yukarı kaldırayım. Benden şunu yapmam istedi ilk önce. Wireless. Bu arkadaşı. Bu wireless access point. Yani düşündüğüne wi finin anteni. Bunu yine hattın üzerine bir yere bağlıyorsunuz. Ee, bu hatta kaç tane vardı? 8'de 7'ydi değil mi? Evet. Bir tane daha kullanabilirim. Öyleyse ben de bunu şuraya en üstüne monte etmek istiyorum. Oraya değil ama. Kabul etmiyor musun orayı? Tamam aşağıda. Tamam oraya bağladık şu anda. Onu bağladıktan sonra sisteminize bu sefer de buradan geçemiyoruz. Aferin bize. Geçici olarak bağladım onu da. Sistemimizde diyor ki ne bir tane security terminal olması lazım. Yani güvenlik terminali. Ee, bu hatta yer yok. Bu hatta burayı kaldırabilirim. Bu su girişiydi. Hop. Aferin bana. Tekrar bir sistem kendine gelsin. Tamam. Şuraya bu arkadaşı bağlayalım. Bu da güvenlik. Bu güvenlikte ilk önce şu wireless ikinci onu şarj edelim mi? Bir saniye. Şarj ol bakalım. Hey maşallah ne kadar şarj doluyormuşsun sen. Tamam. Bu arkadaş şarj oldu. Daha sonra bunu güvenlik terminaline getirip diyorsunuz ki ne? Bu wireless terminal bu sisteme giriş yapabilir. Yani şu anda benim haricimde bu sisteme kimse giriş yapamaz. Çünkü security terminalim var gelip o terminali kırmaları lazım. Ve çoğu pakette de o terminali kıramıyorsunuz. Eğer sizin değilse. Şimdi bu da var. Artık ben wireless şekilde buradan şey yapabiliyorum. Ee, şunu değiştirelim. Ha. Ben şu şekilde seviyorum. Yalnız bunun belirli bir limiti var. Ee, şuradan bir yukarı çıkalım. Mesela burada çekecektir. Biraz daha ileri gidelim. Bilmiyorum, paketten pakete değişiyor da burada artık çekmeyecektir. Bakın, Wireless Out of Range. Belirli bir mesafesi var. O mesafeyi ilerletebilmek için de Wireless Booster kartlara ihtiyacınız var. Şuradan geçelim. Onlar da şunlar, Wireless Booster'lar. Bu her bir kart sizin paketten pakete yine değişiyor normal standart olarak bir blok daha dışarı çıkmanızı sağlıyor yani. Bir blok daha usta buraya geliyorsunuz Ha 16 metreymiş 16 blok bunu koyduğum zaman 80 metreye çıktı ha, bu pakette daha fazlaymış az önce mesela kapının önünde merdivenin yarısında şey yapamıyorduk giremiyorduk aşağı yukarı burada ama girebiliyorum buraya geleyim aşağı yukarı şu silverwood'a kadar gidebilirim herhalde 80 bloksa ama buraya kadar da geldi. burada artık hattın dışına çıktık. Burada hattın dışındayız. Burada hattın dışındayız. Ah burası. Aşağı yukarı sınır burası. Yalnız şöyle bir kötülüğü var. Siz oraya koyduğunuz her booster kart için sizin sisteminiz ona göre deli gibi şey harcıyor. Ee, enerji harcıyor. Yani wireless şeyini ne kadar yükseltirseniz. Şimdi ben o booster kartları çıkartayım. Bir şey test etmek istiyorum sizin. Ee, çık bakalım 16 metre. Aşağı yukarı Burası 16 metredir değil mi? Ya bakın Şuraya Geçici bir blok koyayım yani şurada çekmedi Şimdi o Enerjiden tasarruf edebilmek için bir ikinci çözümümüz daha var ee, Wireless access point Bundan bir tane yapacağım bundan yoktu ee, Wireless access point senden bir tane yapacağım geri kalanlar var diye biliyorum. Heh. Aldım. İnelim aşağıya. Çünkü bu hatta yer olması lazım. Ne diyor? Missing device mi? device online. Şimdi makineyi bağladığınız zaman bir süre de bir bakın. Online mı offline mı? Hattı çok fazla yüklenmişsinizdir. 32 bağlantısına fazla kullanmışsınızdır. Veya bağlantıyı yanlış yapmışsınızdır. Ama her zaman makine biraz zaman istiyor, bağlantıyı sağlayabilmek için. Bakın az önce burada çekmiyordu, şimdi çekecek. Neden? Çünkü ikinci bir hattı da buraya koydum. Hatta yanılmıyorsam şuraya kadar çekecektir. Tam bak burada çıktı, burada daha devam ediyor. Dediğim gibi, base'inizin dört bir noktasına bu Wireless Access Point'lardan koyarsınız, bütün base'inizi kaplar, ona göre enerji tüketiminiz azalır. Yeriniz yoktur. Tek bir tane kullanırsınız. Enerjiden yanında bir sorununuz yoktur. Benim gibi. Gelirsiniz buraya. Bakın 8'den 40'a çıkıyor. Bertik. Kusura bakmayın. Şu anda mesela benim 480 üretimim var. 300, 230 çıkışım var. Hiçbir makinem çalışmıyor. Sadece bütün bu Applied Energetics'in makineleri bu kadar enerji yiyor. O yüzden ben bayağı bir dep depoladım. Yani belki paketin sonuna kadar biz bu 8 milyar Rfi bitiremeyiz 7.82 ama bunlar devam ediyor ben burada oynadıkça sürekli bir artışımız var yetmediği yerde bu dinamoları çoğaltırım zaten kan sonsuz bir şekilde geliyor ee, şimdi uzaktan kumandayı da öğrettik yani uzaktan erişimi bunun değişik noktalara yollanmasını aşağı sandığa koyduğum malzemelerden bakayım anlatmam gereken bir şey var mı Bunlar işte crafting unitler. Şimdi bunun Ne yapıyorum ben ya? Gelin hadi. Şimdi buraya bir CPU yaptık dedim değil mi? Bu tek bir craft için geçer. Yani tek bir şey. Tek bir şey. Tek bir işlem için. Farz edelim aynı anda birden çok işlem yapmanız gerekiyor. Mesela bir görev sizden işte 50 tane piston 50 tane de yapışkan piston istedim. İkisini aynı anda yapamıyor çünkü tek bir tane CPU'nuz var. Bir görevin bitip ötekinin başlamasını beklemeniz gerekiyor. Onu engellemek için bunun aynısından birkaç yere daha mesela şu anda bağlamayacağım bunu herhangi bir yere de. Şuraya yere bir tane buraya koyabilirsiniz. Bir tane de daha tekrardan buraya koyabilirsiniz. Şu anda bakın 3 tane ayrı ayrı CPU oldu. Bunları hatta bağlarsam bilgisayar diyecek yine 3 tane ayrı işlemcim var. Üçünde ayrı ayrı işlem yapabilirsin. Yalnız şöyle bir şey de var. Delirdi. Orada tek bir tane yaptım. Ama bu 16 değil. 48K 4800'lük. Yani çok büyük bir işlemci. Mesela 1 milyon tane şeye ihtiyacınız var. Demire. 1 milyon tane işlem verdiniz. Orada diyebilir ki ne? Bu kadar büyük bir işlemcin yok. İşte o zaman böyle büyük işlemciler yapıyorsunuz. Bunun yerine 16K'lar yerine 64K prosesi ünitleri falan yapabiliyorsunuz. Devasa CPU'lar yapabiliyorsunuz. İlle böyle küçük olmasına gerek yok, ille 16K olmasına gerek yok. 1K'lıkları da yapabilirsiniz, 16K'lıkları da yapabilirsiniz. Eğer sisteminizin içinde birden fazla şey varsa, ee şuradan tekrardan bu sefer Gold diyelim. Craft diyelim, 10 tane diyelim, Next diyelim. Şu anda şeyim yokmuş da. Bakın burada Crafting CPU otomatikte ama siz bu CPU'larınıza isim de verebilirsiniz. Şu Crafting Co-Processor Unit var ya, onu alıp ML'de isim verebiliyorsunuz. O isim neyse bunun adı o oluyor. Sisteme öyle bağlanıyor. Yine aynı görevi yapıyor ama herhangi bir isim vermiş oluyorsunuz. Diyebilirsiniz ki ne? ya bu çok basit bir görev. Şunu büyük bir CPU yapmasın. Ona göre elinizde seçersiniz. Onu işaretlersiniz. Daha büyük görevleri de daha büyük CPU'lara yaptırabilirsiniz. Bunun adı da CPU olarak geçiyor. Başka bu memory kartları gösterdim. Aslında yani her bir pit tunnel için ayrı bir memory kart yaparsınız. Normal paketlerde de bunun üzerine bir şifre yazar. O şifreyi de bunun arkasında görürsünüz. Yani bu budur. Ha bunu dersin. Ha buraya bağlamışım. Buraya bir sandık koyarsın. Dersin ki ne? Bu bağlantının kartı bu. Normalde bunun arkasında renkler de oluşur. Yani her birinde de değişik bir desen olur. ne? ha bak bu kullanımda bu kullanımda değil. Şu anda işin doğrusu ben hangisini kullanıyorum hangisini kullanmıyorum bilmiyorum. Çünkü arkasında herhangi bir kod yok. Yani renk kodu yok. Bunun rengiyle bunun rengi normalinde birbirini tutar. Veya o han nereye bağlıysa buraya buraya. Yani şu anda karman çorman bir şey oldu ne isim yazıyor, ne kod yazıyor, ne renk. O yüzden saçma. Dediğim gibi ben buradaki bütün bu sistemi yıkacağım tabii ki. Yine. Ve doğru düzgün bir şekilde buraya bunları entegre edeceğim. Bu arada ne kadar kapustan oldu. Fazla bunu buraya bağlamak istemiyorum ki zaten. 740 tam. Dediğim gibi bir iki bin tane olsun ondan sonra bunu kaldıracağım. Başka başka anlatabileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama yani bu P2P tünellerini sadece makinelere bağlamak veya dijital depolama yapmak için değil. Değişik P2P tünellerden işte likit aktarımı, gaz aktarımı, ne bileyim bir yerin redstone sinyalini kesmek, bir yerine redstone sinyali vermek için de kullanabilirsiniz. Ama onlar gerçekten çok yani profesyonel dizaynlar istiyor. Benim bile kafam almıyor bazen onları. Ee, dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Eğer bir yerde bir sormak istediğiniz bir şey varsa Spesifik olarak lütfen sorun. Ben canıtlamaya özen gösteririm. Olmazsa bir kreatif dünyaya geçerim. Çünkü burada her şeyi birebir anlatmak da gerçekten zor. Şöyle şuraya bir çıkalım. Sizinle son bir şey daha konuşacağım. Ondan sonra da bugünkü bölümü bitirelim. Bir yemek yiyelim. Şimdi görev kitabında daha önce de belirttiğim gibi e diş Blood tamamen bitti. Onun da tüm Şeylerini aldım herhalde şu second chance. Buradaki bir molten iron. Bu molten iron'a ulaşamıyoruz. Bu molten iron da bizden bin kova istiyor. O yüzden ben Nerede o? Şu bunun furnace vardı değil mi? Şu arkadaş. Bunun içine bin tane demiri eriteceğim. Şuradan bunu buraya bağlayalım şimdilik. Bunun içine de şeyleri koyacağım. Ee, tankları, likit tanklarını. Bu bin tane olduğu zaman makineye vereceğim. Eğer makine onun molten iron olarak kabul ederse edecek. Etmezse bu bin taneyi sileceğim. Ve o bizim e, game modda aldığımız e, kitap vardı ya. Oradan o görevi yapıldı diye işaret edeceğim. Çünkü molten iron da likit iron da aynı miktarda demir istiyor. Benim için önemli olan ben o kadar demiri ee, erittim mi? Erittim. Yani envanterimden gitti mi? Gitti. Gerisi benim için önemli değil. O zaman ben o görevi yapmış olarak kabul edeceğim kendimi. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.